olarak Zemheri dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse kısa bir ayrılığın ardından barıştığı işletmeci Alp Güler'le Arnavutköy'de görüntülendi. Gecede Oğuzhan Koç'un şarkıları eşliğinde eğlenen Küçükköse, Alp Güler'le nasıl barıştıklarını açıklamak istemedi. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Aynen. Evet, hep beraber güzel bir gece geçirdik. Alp Bey de yanınızda. Aynen. Yalnız bırakmayın. Evet, aynen. Ayrılığınız kısa sürdü. Nasıl gönlünüzü aldı, nasıl barıştınız tekrardan? O da bize kalsın. Şimdilik böyle. Güzel gidiyor her şey. Her şey yolunda. Güzel, keyifli bir akşam geçirdik. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevda dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu hafta içi ise Nişantaşı'ndaydı. Hazal Filiz Küçükköse günlük hayatında da güzel giyinmeye çalıştığını belirtti. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, siz? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Güzel, her şey yolunda, güzel gidiyor. Alışverişe geldik sanırım. Aynen, çok acil işlerim vardı. Onları hallettim. Gördüm, siyahlar içinde. Hayır, teşekkür ederim, sağ olun. Kendi tercihiniz mi bunlar? Her zaman öyle. Yoksa yani kendim... Modacıdan böyle tavsiyeler falan? Yok, artık hem işimiz gereği de hem de biraz da benim de hoşuma giden bir şey. O yüzden dikkat ediyorum. Küçükköse dijital bir proje için görüşmeler yaptıklarını anlattı. Toplantılarımız oluyor. Sürpriz diyelim, var. Aynen. Partner belli mi? Biraz tüyo alalım. Henüz vermeyeyim. Hatta yarın toplantım var. Ondan sonra bakalım. Hayırlısıysa olur ama inşallah. Partneri... Dijitalle bir iş var. Bakalım. Konuşuyoruz daha. Henüz netleşen bir şey yok ama bakalım. Güzel oyuncu son dönemde bol bol stand-up gösterileri izlediğini de sözlerine ekledi. Bu aralar daha çok böyle tiyatro değil de stand-up ve o tarz şeylere çok fazla yoğunlaştım. Hep o tarzda programlar yapmaya çalışıyorum. Evet. Farklı oluyor, güzel oluyor. Yakında görecek misin nelerdesi böyle stand-up gösterisi? O kadar değil tabii ama bakalım. Neden yani olması? Şu an hobi olarak başladı. İnsanları izlemek, öyle interaktif şeyler içinde bulunmak çok hoşuma gidiyor. Evet. Pandemide insanlar kendini keşfetti herhalde, bilmiyorum ama çok güzel işler çıkmaya. Yok, bakalım, güzel şeyler çıkıyor, biz de onları izliyoruz. Bakalım, yeni kulvarlar açıldı. Evet. Hepimize yeni hobiler, güzel oluyor yani. Daha sonra bir AVM'de görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, Cengiz Coşkun'la başrolünü paylaşacağı Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak olan Yavuz adlı dijital dizisi hakkında bilgi verdi. Dönem işi olacak. Yurt dışında özellikle Cannes'da satışı yapılacak. Güzel, değişik bir iş gelecek. Yani bildiğimizin dışında vizyonlu bir iş olacak yani. Küçükköse'ye bir önceki projesi Mehmet Bir Cihan Fatih'in de dönem dizisi olduğu hatırlatıldı. Güzel oyuncu. Çok zor normalde dönem işi çekmek, her anlamda zor, yorucu bir iş ama bu sefer güzel olacak diye inanıyorum. O yüzden böyle bir şeye giriştik bakalım. Güzel oyuncu stand-up'la ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Söz özel... Stand-up yapmak istediğim... O çok yanlış anlaşılmış haberler. Bu arada. Ben orada şeyden bahsediyordum. Yani her zaman izlediğim şeylerin dışında başka şeyler keşfettim. Hasan Can Kaya diye bir artık çok güzel, evet, Konuşanlar diye bir program yapıyor. İnanılmaz keyifli, çok vizyonlu, çok zeka ürünü bir şey. Bu tarz şeyleri izlemeyi biraz daha böyle dizi, film, onların dışında bu tarz şeylere de yöneldim. Bunlar inanılmaz, sosyal anlamda da çok güzel bir şey katıyor. O yüzden biraz onlara yöneldim derken insanlar sanki öyle bir şey haddim değil yani. Söz özel hayata gelince ise ünlü oyuncu konuyu kapattı. İlişkinizde de bir ayrılık olmuştu. Ben ilişki konusunda sonra konuşmuyorum. Son durum nedir? Şu an hiç o konuda konuşmamam daha doğru. Şu an güzel bir şey yapacağız inşallah. İşimizle ilgili konuşursak da çok mutlu olurum. Tamam, peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.